Hüccetül İslam Muhammed bin Ahmet el Gazali et Tusi Rahimehullah Hazretleri. Eş'ari kelamcısı, Şafii, fakihi ve mutasavvıf. 1058-1111. İslam'ın altın çağı olarak adlandırılan bir dönemde dünya çilesini çekmeye başlamış. İslam'ın ileri nesillere aktarılması için medreselerde dersler vermiş, döneminde yaşadığı olaylar neticesinde günümüze önemli fikirler bırakmış bir zat. İmam-ı Gazali Rahimehullah Hazretleri. Tam adı Muhammed bin Ahmet el-Gazali et-Tusi'dir. Hicri 450 yılında İran'ın Horasan bölgesindeki Tuz şehrinde doğdu. Et-Tusi doğduğu kasabaya, Gazali ise İmam Zehebi'nin rivayetine göre doğduğu köyün nisbesidir. Doğum adı ise Ahmet'tir. İlk öğrenimini aldığı yıllardan beri itikatta Eş'ari, amelde ise Şafii'dir. 27 yaşına geldiğinde hocalarından İmam-ı Harameyn lakaplı Abdülmelik el-Cüveyni'yi kaybedince, Hicri 1085 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamül Mülk'ün yanına gider ve onunla tanışır. Vezirin huzurunda yapılan çoğu toplantıda bilginlerle girdiği tartışmalardaki muvaffakiyetiyle dikkati çekmiş ve diğerlerinden üstünlüğünü kanıtlayarak 1091 yılında Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisliğine tayin edilmiştir. İçinde yanan mübarek beldeleri görme arzusuyla buradaki bütün saygınlığını bırakarak hac vazifesi için Bağdat'tan ayrıldı. Hac vazifesinin ardından seneler sonra doğduğu yer olan Tuz şehrine döndü. Tasavvuf inancına oldukça sadık olan İmam-ı Gazali Rahimehullah Hazretleri burada uzunca bir süre uzlete çekildi. Bağdat'tan ayrılışından 11 yıl sonra miladi 1106'da Nizamül Mülk'ün oğlu Fahrül Mülk'ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesi'nde tekrar eğitim vermeye başladı. Yaşadığı dönemde dini mübini İslam üzere çeşitli fikir ayrılıkları hakimdi. Kimi yanda batiniler, kimi yanda filozoflar, kimi yandaysa kelamcılar, İslam hakkında durmadan çeşitli fikirler ortaya atıyor ve ehl-i sünnetin cumhuru üzerinde olumsuz etkiler bırakıyorlardı. İşte az önce bahsedilen ve bugün ehl-i sünnetin cumhurunun da sıklıkla kullandığı bu tabirler, ilk önce İmam-ı Gazali Rahimehullah Hazretleri tarafından sınıflandırılmış ve ortaya atılmıştır. Ayrıca Gazali bu sınıflar üzerine çokça reddiye yazmış, özellikle felsefi akım temsilcilerine ve bu temsilcileri takip eden devrin pek çok alimine karşı durdu. Buna karşın Orta Çağ'da yaşayan birçok Müslüman ve Hristiyan filozoflarını büyük ölçüde etkileyen Gazali'nin, reddiye ya da itikat içerikli birçok eseri Batı diline çevrildi. Eyyuhel Veled adlı kitabı UNESCO tarafından 1951'de Fransızcaya, İngilizceye ve İspanyolcaya tercüme edildi ve bunun gibi birçok kitabı da çeşitli dillere çevrilerek basıldı. Gazali'nin doğduğu ve büyüdüğü yer olan Tuz, o yüzyılda büyük bir tasavvuf merkezi olarak anılıyordu. Öğrencilik hayatında tasavvuf onun için geri planda kaldıysa da, geçirmiş olduğu ruhsal bunalım sonrasında tasavvufa yöneldi. Silsile-i Saadat'tan olan hocası Ebu Ali Farmedi'den dersler alarak tasavvuf konusunda icazet aldı. Gazali'ye göre tasavvuf, insanın manevi hastalıklarından kurtulmasında en önemli etkendi. Ağırlıkla bu konulara değindiği Kimya-i Saadet adlı eserinde Gazali, "Beden kalbin ülkesidir. Bu ülkede kalbin birçok askeri vardır. Kalp ahiret için yaratılmıştır. Allahu Teala'yı tanımaksa onun yarattıklarını bilmekten geçer. İnsanın batınında olan sıfatların genel hayvanlara, bazısı yırtıcı hayvanlara, bazısı şeytanlara ve meleklere ait olan sıfatlardır. İnsan bunların hangisinden olduğunun farkına varmalıdır. Çünkü insan bunları bilmezse doğru yolu bulamaz. Bu saydığımız sıfatların her birinin gıdası farklıdır. Hayvanın gıdası yemek, uyumak ve çiftleşmektir.
Yırtıcı hayvanların gıdası, mutluluğu da parçalamak, saldırmak ve öldürmektir. Şeytanların gıdası ise aldatmak, hile ve kötülük yapmaktır. Meleklerin gıdası ise Allahu Teala'nın cemalini müşahede etmektir. Hırs, hayvan ve yırtıcı hayvan sıfatları melekliğe çıkan yol değildir. Eğer sen aslında melek cevheriysen, Allahu Teala'yı tanımaya uğraş ve kendini o cemali müşahede edecek hale getir. Kendini öfke ve şehvetin elinden kurtar ve bu hayvan sıfatlarının sende niçin yaratıldığını anlamaya çalış, sözleriyle değinmiştir. Hayatı yoğun bir talebelik ve öğretmenlik içerisinde geçen Gazali, 53 yıllık dünya hayatına bine yakın eserde sığdırdı. Ortaya attığı fikirler ve cesareti nedeniyle bugün, Ehl-i Sünnet uleması onun fikir ve görüşleri ışığında yazmaya ve bu fikirleri yaymaya devam etmektedir. Yazdığı eser sayısının içeriği toplanıp ilmi yaşantısına oranlandığında Gazali, her gün 18 sayfa yazı yazmış olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında ibadet ve takvaya da son derece ehemmiyet veren Gazali, bolca ibadet edip Kur'an-ı Kerim okuduğu bir gecenin sabahında, sabah namazını da eda ettikten sonra yanında bulunanlardan kefen istemiş, getirilen kefeni öpmüş, yüzüne sürmüş ve başının üzerine de değdirdikten sonra "Rabbim, emrin başım üstüne" diyerek istirahat ettiği odasına girmiştir. Yanındakiler bu harekete anlam verememiş ve Gazali'nin odasında her zamankinden fazla kaldığını fark etmeleri üzerine odaya girip, mübarek bedeninin kefenle kıbleye döndüğünü ve ruhunu teslim ettiğini görmüşler. Allahu Teala ona rahmet, bizlere ise açtığı yoldan ve miras bıraktığı eserlerinden feyz alacak dirayet nasip eylesin. Amin.